Merhaba. Bu videoda altının teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Yalnız gram altının TL değerini anlayabilmek için bence ilk önce ons altının dolar bazındaki analizini yapmak lazım. Bu videoda hem ons altının dolar bazındaki teknik analizini yapacağım. Videonun ikinci kısmında da gram altının TL bazındaki teknik analizine yerleneceğim sizler için. Başlamadan önce yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmanız, abone olduktan sonra da bildirimleri açmanız önemli arkadaşlar. Zira video yayınladığım zaman ilk haberdar olan siz olacaksınız bu şekilde. Diğer taraftan Cointon Twitter sayfasını da takip etmeniz bence çok önemli. Zira burada da çok kritik gördüğüm seviyelerde dolar, tl, altın, bitcoin gibi yatırım araçları için anlık bildirimlerde bulunabiliyorum. Bu nedenle Twitter sayfasını da takip etmenizde de fayda var. Diğer taraftan Twitter'daki beğenileriniz ve retweetleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hemen ons üzerinden teknik analize başlayalım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz grafik haftalık grafik. Ons altının dolar bazındaki haftalık grafiği arkadaşlar. Bunu ben çizgi grafik olarak gösteriyorum ilk önce. Bunu şunun için yaptım. Şu yukarıdaki düşen trend çizgisi yani çok hafif eğimli bir düşen trend çizgisinin şu noktalarda gerçekten de direnç olarak çalıştığını hep birlikte görebiliyoruz. Diğer taraftan yine uzun vadeli 2015 yılındaki diplerden başlayan uzun vadeli bir yükselen trend çizgimiz var. Ons altın bu iki trend çizgisi arasındaki hareketine uzun vadede devam ediyor arkadaşlar. Kapanışlar üzerinden bunu gösterdim. Şimdi hemen Mum grafiğe geçeceğiz. Geçen hafta itibariyle ons altında çok sert bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Altındaki bu sert düşüş devam edebilir mi? Nereye kadar devam edebilir? Önce fiyat üzerinden analizimizi yapalım. Buradaki haftalık grafik üzerinden baktığımız zaman bu aşağıdan yukarıya doğru yükselen trend çizgisinin destek sağlayacağı seviye arkadaşlar 1253 dolar seviyeleri önümüzdeki hafta itibariyle. Yani 1254 dolar diyelim. Bu seviye aşağıya çıkarılacak olursa arkadaşlar burada yaşamış olduğumuz sıkışma sonlanmış olacak ve aşağı yönde kırılmış olacak. Tabi şu anda cuma günkü kapanış itibariyle de ons altının 1279 dolar 1280 dolar civarlarından kapandığını da düşünecek olursak yaklaşık bir 25 puanlık düşüş muhtemeldir arkadaşlar bu olacak demiyorum. Tabi geçen hafta görmüş olduğumuz en düşük seviye olan ons altın için 1275 doların ilk önce aşağı yönde kırılması gerekir. Dolayısıyla burayı da işaretleyelim biz şimdi. 1275 dolar seviyeleri geçen hafta görülen dip seviye buranın altına inilmesi durumunda. Bir sonraki hedefimiz arkadaşlar 1255 dolar seviyelerine kadar olabilir. Yükselişin olması durumunda da arkadaşlar şu şekilde bir düşen trend çizgisi var aslında haftalık bazda. Bu düşen trend çizgisi yukarıya kırılmadıkça yükselişin kalıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Bu düşen trend çizgisinin de önümüzdeki hafta itibariyle göstereceği direnç seviyesi 1300 dolar seviyeleri. Bu 1300 dolar seviyeleri yukarı kırılacak olursa o zaman orta vadeli bu düşen trend çizgisi günlük grafikte baktığımızda aslında daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu seviyenin yukarı kırılması durumunda bu trend çizgisi kırılmış olacak arkadaşlar ve daha sonraki direnç seviyelerimiz de şu seviyelerde olacaktır. Öncelikle 1309 dolar seviyeleri. Buranın da yukarı kırılması söz konusu olursa arkadaşlar şuralardan yani 1326 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Önümüzdeki haftalar itibariyle tabi bunların olma olasılığının yüksek ya da düşük olup olmadığını da indikatörlerle birlikte inceleyerek karar vereceğiz arkadaşlar. Hemen haftalık grafik üzerinden indikatörlere göz atalım haftalık grafikte MACD'nin sal sinyali üretmeye devam ettiğini görüyoruz ve son hafta itibariyle MACD'nin göstergesindeki aşağı yöndeki hareketin iğmelendiğini görüyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaki bu sert düşüş nedeniyle. Bu olumsuz bir durum. Diğer taraftan RSI'nin da önemli bir şekilde kuvvetli bir şekilde aşağı yönde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Ancak normal sınırları içerisinde henüz aşırı satış bölgelerine gelmiş değil. Ama önemli bir destek seviyesinde RSI'nin aşağı yönde kırdığını da kırmaya çalıştığını ya da önümüzdeki hafta itibariyle aşağı gelecek olursa RSI'nin de bu destek seviyesini aşağı yönde kırdığını göreceğiz arkadaşlar. Bu da zaten bu yükselen trend çizgisine kadar bir geri çekilmenin devam etme olasılığını güçlendiren diğer bir gösterge. Ons altında aşağı yöndeki hareketin devam etme olasılığını artıran bir diğer gösterge ise stokastik RSI. Stokastik RSI'ye de yine geçtiğimiz hafta itibariyle tekrar sat sinyali üretmiş durumda arkadaşlar. Bunların üçünü birlikte düşündüğümüz zaman bu hafta içinde 1275 dolar seviyelerinin aşağıya kırılma olasılığının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Hemen günlük grafiği inceleyelim bir de. Günlük grafikte işte şu seviyelerde bir direncimiz olacak arkadaşlar. Yukarı yöndeki hareketler söz konusu olursa bu seviyede 1284-1285 dolar seviyeleri buranın yukarı kırılması durumunda 1292 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Daha sonra da biraz önce söylemiş olduğum direnç seviyeleri tekrar devreye girebilir arkadaşlar. Aşağı yöndeki hareket devam etmesi durumunda ilk etapta yine önemli olabilecek destek seviyemizde 1265 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkacaklar 1266 dolar. Burası da aşağıya kırılacak olursa arkadaşlar o zaman 1254 e, dolarlık seviye gündeme gelebilir. Makti son gün itibariyle kapanış itibariyle henüz sat sinyali üretmemiş. Yalnız ortalamaları çok kuvvetli bir şekilde yönlü aşağıya çevirmiş arkadaşlar. Diğer taraftan göstergesi de sıfır seviyesine çok çok yaklaşmış. Yani 0.15 e, dolar seviyelerinde. Dolayısıyla buranın aşağısında geçilmesi durumunda biraz önce söylemiş olduğum destek seviyeleri gündeme gelebilecektir arkadaşlar. Önemli bir görüntü yine RSI'de var. Orada da şu şekilde günlük grafikte kısa vadeli şöyle bir yükselen trend çizgisi aşağı yönde kırılmış ve aşırı satış bölgelerine yaklaşıyor. Bu seviyelerde bir destek seviyesi söz konusu olabilir. Daha önceden de destek direnç olarak çalışmış bu seviye. Dolayısıyla yarınki hareket önemli. Buradan yönünü yukarıya çevirecek olursa makdinin de yönünü yukarı çevirmesi gerekir. Ancak bunun olma olasılığı bence daha az arkadaşlar. Çünkü bunu da kuvvetlendiren diğer bir gösterge de yine stokastik arasayın aşırı alış bölgelerinden sat sinyali üreterek normal sınırlara geçmiş olması ve 80 seviyesini yukarıdan aşağı kesmiş olması. Özetle ons altının dolar bazındaki değerinin biraz daha düşme potansiyeli taşıdığı ve bunun da olma olasılığının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Hem haftalık grafikler itibariyle hem de günlük grafik itibariyle. Ama tabii ki bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi fikirlerim. Şimdi hemen gram altının TL cinsinden teknik analizini yapalım. Ekranda görmüş olduğunuz grafik yine haftalık bazda ee, yükselişin olduğunu görüyoruz son hafta itibariyle. Peki soru şu aslında geçen hafta ons altın öyle sert bir düşüş yaşarken TL bazındaki gram altın nasıl oldu da bu kadar yükseldi? Bu yükselişin sebebi arkadaşlar özellikle son gün yaşanan son iki gün içerisinde yaşanmış olan bayramdan önceki Dolar TL kurundaki sert bir harekette 194 TL civarları önemli bir direnç seviyesi geçen haftanın kapanış fiyatı 194.50 civarları. Eğer bu seviyeler yukarı kırılacak olursa bir sonraki direnç seviyemizi şu seviyelerde belirleyebiliriz. Şuradaki kırmızı mumunda zirve seviyesi olan 196.70 197 TL civarları. Buranın da yukarıya kırılması söz konusu olursa yine geçen hafta görülmüş olan en yüksek değer olan 199 TL civarları önemli direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu seviyenin de yukarı kırılması söz konusu olursa 200 lira rakamlar tekrar gündeme gelebilir. Aşağı yöndeki hareket haftalık bazda 186-50 civarlarında bize destek gösterecektir arkadaşlar. Bu seviyenin aşağıya kırılması söz konusu olursa yine fiyat hareketleri üzerinden analizimizi yapıyoruz. Trend çalışmaları yöntemiyle ve şu şu şekilde bir orta vadeli yükselen trend çizgisinin test edilmesi söz konusu olursa da 177 TL civarlarına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar 177-178 seviyelerine kadar. Hemen haftalık grafikte indikatörlerin analizini yapalım arkadaşlar hep birlikte. İndikatörlerden maddi al sinyali üretmeye devam ediyor ve son hafta itibariyle de ons altındaki düşüşe rağmen dolar tl kurundaki yükselişten dolayı çok daha daha kuvvetli bir şekilde al sinyali üretmeye başlamış. Önemli bir nokta yine RSI'de haftalık grafikte arkadaşlar şu seviyelerdeki bir e, seviyeden destek almış ve yönünü tekrar yukarıya çevirmiş. Ve geçen hafta itibariyle de 70 seviyesindeki aşırı alış bölgesinde kapatmış. Eğer önümüzdeki hafta yukarı yönde hareket edecek olursa RSI gram altının TL bazındaki değerindeki yükseliş devam edecektir. Diğer taraftan stokastik da ilginç bir şekilde yönünü aşağıya çevirmiş. Burada e, sal sinyali gösteriyor ama stokastik RSI ile aslında bu yükseliş arasında da bir uyumsuzluk var. Buradan çıkartılacak sonuç şu aslında bence haftalık grafik bazında incelediğimiz zaman stokastik Klasik RSI yükselişi onaylamıyor arkadaşlar. Buradan RSI'nin 70 seviyesini yukarıya henüz kırmadığını görüyoruz. Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yine MACD'nin de yükselişi kuvvetli bir şekilde destekliyor olmasına rağmen son birkaç hafta itibariyle de göstergesinde bir ivme kaybı olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla... Olası bir aşağı hareketin sebepleri ons altındaki düşüş olabilir. Hemen bir de haftalık grafik üzerinden Bollinger Bands'i inceleyelim. Oradaki durum nedir diye. Yine burada çok ilginç bir şekilde Bollinger Bands'in orta çizgisinin bizim biraz önce çizmiş olduğumuz bu destek seviyesine çok yakın seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan yine önemli bir ayrıntı geçen hafta itibariyle görülen en yüksek seviyede Bollinger Bands'in üst çizgisinin geçtiği seviye olan 190 800 seviyeleri civarlarındaydı. Yani bu Bollinger Bands'in üst çizgisi test edildikten sonra da biraz bir düşüş yaşanmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla Bollinger Bands'in üst çizgisinin bize direnç göstereceği seviyede yine bizim biraz önce çizmiş olduğumuz direnç seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Bu seviyelerin yükseliş olması durumunda takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen günlük grafik üzerinden analizimizi yapalım. Günlük grafikte daha ilginç bir sonuç çıktı aslında. Biraz önce haftalık grafikteki stokastiğin uyumsuzluğu yani yükselişi desteklemediği Nin gerekçesini burada görmüş gibiyiz aslında şu anda. Bunu da şu şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Stokastik RSI evet yukarı yöndeki hareketi devam ediyor günlük grafikte ama son gün itibariyle iğmesinde bir azalma var ve aşırı alış bölgelerine yaklaşmış durumda arkadaşlar. Bu seviyelerden yönünü aşağıya çevirmesi muhtemeldir. Tabii ki çevirecek demiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. RSI'da ise şöyle önemli bir yükselen trend çizgisi test edilebilir. Aşağı yöndeki hareket devam ederse RSI'nin de son gün itibariyle yönde aşağıya çevirdiğini görebiliyoruz. Diğer tarafta maddi de önemli bir şekilde güç kaybetmiş. Son gün itibariyle, cuma günkü hareketi itibariyle. Tabi bu ons altındaki aşırı miktardaki düşüşün etkisiydi arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkartmak mümkün. Önümüzdeki günler itibariyle de eğer ons altındaki değer düşüklüğü devam edecekse dolar tl kurunda da çok sert bir yükseliş söz konusu olmayacaksa arkadaşlar gram altının tl değerinde bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak burada bu seviye yani geçtiğimiz haftaki kapanış seviyesi çok önemli bir destek seviyesi. 194-500 seviyesi şu seviye. Buranın önemini artıran birkaç husus var arkadaşlar. Aslında bu hem bir önceki haftanın zirve seviyesi olması açısından önemli. Hem de şu şekilde bir ikili dip formasyonu söz konusuymuş. Bu ikili dip formasyonu yukarı yönde kırıldı. Şu seviyenin yukarı yönde kırılmasıyla birlikte dolayısıyla her zaman söylediğim şey arkadaşlar bir trend çizgisi bir yöne doğru kırıldıktan sonra fiyatlar tekrar o trend çizgisine dönmeye çalışır. Genelde de başarısız olur ve yön trendin kırıldığı yöne doğru devam eder. Tabii ki bu kural değil arkadaşlar. Genelde olan bir şeydir. Tabii ki bunun istisnaları var. Çok önemli direnç seviyeleri seviyesinde. Bunu aslında bu seviyeleri yukarı kırıp kırmayacağını da ikili dip formasyonun hedefine ulaşıp ulaşmadığını inceleyerek belirleyebiliriz. Burada ikili dip formasyonun hedefi arkadaşlar şöyle bir seviyenin kırıldığı seviyeden yukarıya gitmesidir. Bu da aslında 202, 201, 202 TL civarlarındaki bir hedefi gösteriyor bize. Ee, bu seviye önemli bir direnç seviyesi. İkili dip formasyonunun da hedefi olması açısından. Tabi her zaman bu hedefler yakalanmayabilir arkadaşlar. Sadece önemli bir destek seviyesinde olduğunu ifade etmek için bunu ben sizlerle paylaştım. Ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizim benim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum hoşçakalın.